Özel Cerrahi Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade son zamanlarda artan demans hastalığına yönelik bilgilendirme yaptı. Doktor Efendizade demans nedir, kimlerde görülür sorularını yanıtladı. Demansların %85'i genellikle Alzheimer hastalığı olarak bilinen hastalıktır. Bu hastalık genellikle 65 yaşın üstünde başlamaktadır. Hastaların genellikle ilk belirtisi unutkanlık, özellikle yakın zamanı unutma, yakın zamanda hafıza kaybı şeklinde ortaya çıkar. Peki demans belirtileri nelerdir? Hastalar özellikle sık sık aynı soruları sormaya başlarlar. Eşya kaybetme ve isimlendirmede güçlük başlar. Hastalığın ileriki evrelerinde ise hastalar artık yön bulmakta sorun yaşamaya başlarlar. Buna davranış değişiklikleri eklenir. Ayrıca psikiyatrik diğer semptomlar, halüsinasyon yani hayal görme gibi şikayetler de eklenir. Hastalığın erken evrelerinde saptanması ve tedaviye hızlı başlanması hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak adına çok önemlidir. 65 yaş üstü özellikle unutkanlığı olan hastaların mutlaka demans yani Alzheimer hastalığı yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Doktor Fatma Efendizade demans nedenlerinden de bahsetti, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı. Erken teşhis vurgusu da yaptı. Genellikle bu hastalığın sebebi beyinde küçülmenin olmasıdır. Ama aynı Alzheimer hastalığı gibi belirti veren, yalnız Alzheimer hastalığı olmayan diğer demans nedenleri de vardır. Bunları dışlamak gerekmektedir. Yani mesela beyin damar tıkanıklığı olabilir, beyinde tümör olabilir, zamanında geçirilmiş beyin enfeksiyonları olabilir. Bunlar ileride unutkanlık hastalığı gibi tabloya neden olabilmektedirler. Hastalarımızı ve hasta yakınlarını dinledikten sonra kısa yaptığımız testler var, unutkanlık testleri. Bunları yaptıktan sonra hastalarımızın laboratuvar yani kan tetkikleri ve radyolojik incelemeler yapmaktayız. MR veya tomografi gibi. Ondan sonra da erken dönemde tedaviye başlayıp hastayı sık sık kontrollere çağırarak izlemekteyiz.